Adada ilk gerginlik ne zaman yaşandı? Artık adaya gittiniz. Hı hı. Oradaki ortama adapte olmaya çalışıyorsunuz. İlk gerginlik niçin yaşandı? Yani gerginlikler tabii ki oluyor. Benim ilk gerginliğim evet. Sibel'in elendiği hafta yaşandı. Sibel Tüzün'ün elendiği hafta. Sibel Tüzün'ün. Bir de orada bana en yakın olan isim Sibel'di. Yani biz ikimiz hani kafa olarak birbirimize çok yakındık. En iyi anlaştığım isim oydu. O yüzden onun gitmesi ayrıca üzdü beni. Benim orada kızdığım nokta şu oldu. Mesela Survivor'a gelmişsiniz. Biri elenirken yarışta kötüsün de, değil mi? Ya da işte adada anlaşamıyoruz, adada hiçbir şey yapmıyorsun de. Hadi en kötü seni sevmiyorum de. Yani bunlar konseyde söylenebilecek şeyler. Ama sen işte Mustafa Topaloğlu, işte Alp ve Anıl üçlüsü gelip senin 7 yaşında kızın var, sen git, sen burada her gün ağlıyorsun dediler. O kadar zoruma gitti ki, bir de üstelik hani Sibel'i hepimiz tanıyoruz orada. Sibel'in söylediği her zaman bir cümle vardı. Ben ekranda ağlamam çünkü kızım Ela'ya izliyor bu programı. Beni ağlarken, üzülürken görmesini istemiyorum dedi. Bir de bunlar öyle bir laf söyledi. Tek ağladığı sahne bir ahtapot sahnesi oldu. Sahneydi. Onda da yani kim olsa hakikaten ağlar. Çünkü bebek bir ahtapot var. Kafasını ters çevirdi. Hayvan ölmedi. Can çekişti. Yani çok sinir bozucu bir sahneydi. O bilmiyorum. Ben yapamazdım mesela onu yapmak bile. Yürek meselesi. Ben de konsey sonrasında bunları söyledim. Dedim ki siz neden kızını öne atıyorsunuz? Niye bahaneniz bu yani? Şimdi onun annesi bile kızını çok özlediğini düşünerek ona SMS atmayacak dedim. Yani bütün kadınlar bunu yapar dedim. Ne hakkınız var ki böyle bir şey? Kaldı ki senin de 7 yaşında oğlum var. Biz sana git diyor muyuz? Başka bir şey söyleseydim ve orada annelik üstüne güzel bir konuşma yaptım. Tabii ki hepsi kesilmiş. Küfürler de kesilmiş. Nasıl, küfürler mi vardı? Evet, Mustafa Topaloğlu'nun o esnada bana kayıtta var hepsi. Sana mı küfür mü etti? Hani ben bu yaptığınız aşağılık bir hareket diyorum. Ondan sonra o bayağı bir küfür ediyor. Hatta Nihat'la Doğuş onu kenara çektiler. Ben o sıra ağlıyordum. Kayıtlarda var hepsi, çıkacak zaten. Sonra Nihat yeter abi, bir kıza daha ne diyeceksin, kıza etmediğin laf kalmadı diyor. Mesela o cümleyi koymuşlar ama neyin üstüne koydukları... Ama o küfürleri de Acun haklı olarak tabii yayınlayamazdı. O ama geçen sene her şeyi sansürleyip yayınladılar. Nihat Doğan ve Pascal. Uyarı almış olabilirler çünkü Allah korusun canlı yayında burada da bir küfür ya da hakaret olduğu zaman hemen zaten geciktirici var ya da bip bip giriyor yani. Ben elendikten 3 hafta sonra, Alp'in elendiği hafta Alp küfür etti ama onu sansürleyip koydular. Bipleyerek. Evet, bipleyerek.